Şulay o Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem etti. مَسَلُ الْمُجَاهِدِ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ كَمَسَلِ السَّائِمِ الْقَائِمِ الدَّائِمِ الَّذ۪ي لَا يَفْتُرُ الَّذ۪ي لَا يَفْتُرُ مِنْ سِيَامٍ وَلَا صَدَقَةٍ حَتَّى يَرْجِعُ Allah yolunda mücahid, uraza tutuşuğa, her şak namaza duruşuğa deyin. Hem jihattan eğlenip koytkançığa kadar ul bir koşunda uraza tutuğundan, hem sadaka birinden tutamay. Eğer kişi Allah yoluna jihatka çıkayken, şuşu çıkan vakitinden alıp eğlenip koytkançığa kadar ul her şak namaza duruşuğa, hem uraza tutuşuğa deyin. Yani şularının ecir sahibini alar. Hem o iğne eğlenip koytkançığa kadar ana namaz okuşu hem sadaka bir işi ecir sahibi şulayık yazılıp bara hemen. Nesel dedik? Cihad dedik. Cihad dedik. Elbette yine kuk kişi cihad sözünü işitkeştin. Uylu cihad ol deyip bugünkü günde televizordan kurgen, kişilerden işitken, kaydadır soğuşup, atışıp, kişiler oturup, kişilerini şart atıp yürüdüler deyip uylu. Elbette bu dürüst değil. Bugün biz kurgan bu barlık, eşekilik, soğuş, kişilerini uyduru, İGİL bulsun mu, başkası bulsun mu, kişilerini şart atu, bunların birisinin de İslam'a dağın, cihat'a dağın, kağılışı dağın, beylenişi de yok. Alar yakında durmuyorlarında. Alar yakında durmuyorlar. Biz sizinle aldığı hadislerde okuduk. Nerse o gıbadet dedik. Cihad gıbadet mi Allah yolunda? Eyi o gıbadet. Biz ettik gıbadetinin iki şartı var dedik. Birinci şartı o ihlas. Yani senin gıbadın var dedik Allah için güne buyurğa tiyiş. İkinci şartı mütebaa. Yani senin gıbadetin Allah neşik emirken hem Peygamberimiz ona neşik işlegen nekşulay buyurğa tiyiş. Nindigin ibadet bu iki şartın birisine, hatta birisine doğru kelmese Allah bu ibadetini kabul kılmay. Elle nesler kişiler kişi tünnü boyu ibadet kılsa, günü tünnü ibadet kılsa da şu iki şartın birisi gene bulmasa da Allah bu ibadetini kabul kılmay. Elle ana günah da yazılırga mümkün. Elle ana günah da yazılırga mümkün çünkü o yana türlü ibadet kıla. Allah emir etmeyen, Peygamberimiz işlemeyen, yani Allah emir etip Peygamberimiz işleyen kimi tuğul, başkaşa ribayet kılar. Ana onun için günah yazılar. Mesela ettik namaz. Biz biliriz, irtengi namaz neçe rekat? İki rekat. İrtengi namazını iki rekat okurak gerek. Eğer de irtengi bir kişi gelip, kararlı iki rekat az bit, min 20 rekat okuyayım diye. 20 rekat okusa onun namazı dürüst bulama. Allah bu namazı kabul kılama. Yok, onun bu namazı kiret, Allah kılama. Olanı kabul kılmay. Mesela hoş kıl. Hoş kıl. Hoş kılganda bilgenimizce kişi hoş kılganda kara taşını neçe tapkar eylene? 7 tapkar. Ertaga ikinci kişi kiladan ete kara 7 tapkar az bitti. Men Allah'a kubrak ibadet kılasım geldi. 17 tapkar eylene. 7 tapkar oruna 17 tapkar eylene. Manın tavafı dürüst bula mı? Bu ibadetini Allah kabul kıla mı? Yok. Çünkü Peygamberimiz bulay işleme. Bana şu şu başka ibadetler gibi şöyle yok. Cihad dağın, Allah yolunda cihad. Şu şu iki şarkı durup ilerleyiş. Birincisi ihlas, ikincisi neşegen Allah emirken, neşegen Peygamberimiz kuşatken. Cihadın bar şartları, cihadın bar kuagideleri. Hem şularga turu kilse şu kuagidelerge, şu şartlarga. Şu vakıttağına ol cihad bula. Hem tam bir takvar kabaklar aytan, bugünkü günde biz kürgen bu eşekillik, bu kişi utiru, bu yalgan, bunlar birisi degen, bunların birisinin de İslam'a bir nindi kuağılışı yok. Bunların birisinin de İslam'a bir nindi kuağılışı yok. Hatta o uzun Müslüman deyip etse degen. Anladınız mı? Bu büyük mühim mesele.